Herkese merhabalar. Gizemli Mutfağı hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım çok güzel bir sabah oluyordur hepimiz için. Biliyorsunuz bizim önden bir hazırlığımız oluyor. Çok da güzel bir ekibimiz var. O yüzden böyle güzel şakalaşmalar olunca kusura bakmayın, gülerek açtım programı. Umarım siz de böyle mutlu bir sabah geçiriyorsunuzdur. Bugün çok güzel bir tarif yapacağım. Vegan burger yapacağım. Biliyorsunuz et yemeyen çok fazla artık insanlar oldu. Vegan burgerde çok fazla böyle çeşitleniyor. Farklı farklı şekilde yapılıyor. Restoranlarda da katılmaya başladı. Evde güzel bir şekilde hem böyle evdeki olan malzemelerimizle daha sağlıklı bir şekilde nasıl yapabiliriz? Kolay, çabuk nasıl bir vegan burger tarifi yapabiliriz evde? Bugün sizlere aktarmak istiyorum. Dilerseniz hemen malzeme listemizi alalım. Ondan sonra da hemen tarifimize geçelim. Evet, bugün vegan burger yapıyoruz. Bunun için neler gerekli? Bir su bardağı nohut, 200 gram istiridye mantarı, 1,5 su bardağı kuru domates, 1,5 adet soğan, 1,5 adet küçük boy haşlanmış pancar, bir diş sarımsak, 1,5 su bardağı galeta unu, bir çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber, 1,5 çay kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı soya sosu, biraz tuz kızartmak için zeytinyağı, domates, soğan ve marul. Yanına da garnitür yapabilirsiniz. Bu patates kızartması olabilir, soğan halkası olabilir. Tamamen sizin yapacağınız menüye bağlı, damak tadınıza bağlı. Direkt sadece bu şekilde de tüketebilirsiniz. Bir salata yapıp yanına da. Şöyle ilk önce güzelce pancarımı haşlıyorum. Pancarımı da çünkü nohutumla beraber ve diğer malzemelerimle güzelce şöyle bir blenderdan geçireceğim. Mantarım var, nohutum var, biraz kuru domatesim var, pancarım var. Şöyle güzelce onları soğanım da ayrıca, biraz sarımsak. Güzelce şöyle bir karıştırma kabına alıyorum ve blenderda güzelce onların hepsini ezeceğim. Daha sonra güzel köfte şekline getirdikten sonra zeytinyağını da arkalı önlü bir şekilde kızartıyorum. Zaten önceden hepsi haşlandığı için çok kolay bir şekilde kızaracaktır. Daha sonra da içine dilerseniz sos yapabilirsiniz. Tabii bu mayonez olmasın çünkü biliyorsunuz mayonez çok fazla kalorili olduğu için. Farklı acı soslar olabilir, ketçap olabilir veya sevdiğiniz tahinli bir sos olabilir. Çünkü nohut tahine çok yakışıyor. O şekilde tüketebilirsiniz güzel domates ve marulla. Dediğim gibi yanına da garnitür olarak dilerseniz eğer farklı şeyler, patates vesaire kullanabilirsiniz. Ben bugün biraz domates, biber vesaire şeklinde kullanacağım. Dilerseniz bir coleslaw salatası yapabilirsiniz. Onu da tarifini zaten şimdi hamburgerimizi yaparken, size vegan burgerimizi pardon yaparken güzel bir şekilde onu da anlatırım. Eğer böyle vaktiniz olursa yanına aperatif olarak onu da hazırlayabilirsiniz. Şimdi güzelce ben önceden pancarımı haşladım. Hemen bir karıştırma kabı alıyorum. Ve şuradan hemen şu arkada kalmış biraz. Arkada kalmış mı? Şimdi soğanım var bir adet. Şöyle koyayım. Daha rahat bir şekilde görelim. Soğanımı şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Hemen bir adet sarımsağım var. Güzelce şöyle çekeceğim. Çekeceğim. Elbette. Elimizle keselim. O da olur. Şöyle. Veya rendele edebilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Şuradan şöyle ufak ufak. Bu arada o sırada hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz tariflerimiz Tegret.eu TV sayfalarında mevcut. YouTube sayfasında. Kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa oradan bizlere ulaşma şansımız var. Eğer
Oradan tekrardan bizleri izlemek istiyorsanız veya herhangi bir tarifi tekrardan izlemek isterseniz YouTube sayfasında bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram'da ufak ufak kliplerimiz de yer alıyor. Eğer daha hızlı bir şekilde oradan daha çabuk bir şekilde izlemek istiyorsanız da Instagram'da kliplerimiz güzel bir şekilde montajlanıp sizlere sunuluyor. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz efendim. Şimdi güzelce soğanımı ufak ufak dilimledim. Hemen karıştırma kabını alacağım. Şöyle. Evet. Şimdi tavam var. Tavamı şöyle kenara bir alayım. Mantarlarım var. Mantarlarımı ufak ufak bir soteleyeceğim. İçine kullanmadan önce. Hatta eğer dilerseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Soğanı ve mantarı güzel bir şekilde ikisini beraber de soteleyebilirsiniz. Şöyle güzelce bir. Şöyle kenara alalım. Evet, şimdi gördüğünüz gibi biraz zeytinyağımı aktarıyorum tavama. O sırada pancarım da hazır. Hemen şuradan pancarımı aktarayım. Güzelce pancarımı da şöyle şu tarafa alalım. Hemen bunu da kenara alalım. Evet, şimdi nohutum var. Nohutumu da ekliyorum. Ufak ufak şurada domatesim var. Kuru domatesim. Hemen mantarımı şöyle şu tarafa alayım. Biraz soteleyeceğim. Burada da kuru domatesim var. Biraz da kuru domates ekleyeceğim içine. Sonra hepsini blenderdan geçireceğim zeytinyağıyla. Ondan sonra baharatlarımı ekleyeceğim ve köfte haline getireceğim. Daha sonra da arkalı önlü bir şekilde güzelce şöyle bir soteleyeceğiz. Eğer dilerseniz dediğim gibi mantarı çiğ olarak da kullanabilirsiniz ama ben tabii biraz sotelemeyi tercih ediyorum. Şimdi hemen şurada elimi de bir yıkayayım. Evet, güzelce bir sotelensin mantarım da. Ben şöyle altını açalım tabii ki. Altını açmadan kotelenmez. Doğal olarak. Evet, ne yaptık? İlk önce güzelce ufak ufak soğanlarımı ve sarımsaklarımı doğradım. Daha sonra içine bir karıştırma kabına haşladığım pancarım vardı. Pancarımı da ekledim. Nohutumu da ekledim. Dilerseniz nohutu haşladıktan sonra eğer o garlarının daha çabuk bir şekilde çıkmasını istiyorsanız sıcak suyla haşladıktan sonra direkt soğuk suyla sıcak suda beklettikten sonra hemen bir soğuk suya koyduğunuzda elinizle şöyle çok kolay bir şekilde çıkıyor. O şekilde de yapabilirsiniz eğer zarlarını kullanmak istemiyorsanız. Genelde nohut yemeği yaparken ben zarlarını çok kullanmıyorum. Hatta şöyle bir ekstra bir şey de söyleyebilirim size. Ben evde yapıyorum. Bunu da çok güzel bir şekilde çok eskiden hayatımda olan değerli bir kişi bana öğretmişti. Güzelce nohutlarımızı haşladıktan sonra biliyorsunuz şöyle 1 kilo bir nohut alıyoruz ve güzelce haşlıyoruz. Daha kolay ileride yemek yapabilmek için. Haşladıktan sonra buzdolabı poşetlerini ufak ufak dağıtıyoruz onları ve buzdolabı poşetini güzelce kapadıktan sonra difrikte bekletiyoruz. Ama bekletmeden önce dediğim gibi eğer garlarını çıkartırsanız dediğim bu yöntemle
Nohut yemeği yaparken diyelim ki çalışıyorsunuz ve eve geç geldiniz ve çabucacık bir yemek yapmanız gerekiyor. Hemen nohut yemeği şöyle şipşak yapabilirsiniz bu şekilde. Hemen buzdolabı poşetine difilinden çıkarıyoruz, güzelce kullanabiliyoruz. O yüzden ben bunu genelde mercimekte, nohutta, fasulyede yapıyorum. Aynı şekilde köfteleri önceden hazırlayıp ufak ufak köfte haline getirip yine aynı şekilde buzdolabına koyuyorum. Çalışan annelerimiz veya çalışan bayanlarımız varsa bu şekilde yapabilirler. Ben şahsen çok fazla yararını gördüm. Şimdi bugün de vegan burger yapıyorum. Vegan burger dediğim gibi çok fazla artık günümüzde popülerleşti. Et yemeyen çok fazla artık maalesef oluştu. O yüzden güzelce vegan burgeri de şöyle farklılaştırabilerek, eğer sadece bu tarif değil, bu arada çok farklı tarifler de var. Genelde maş fasulyesiyle yapılıyor ama maş fasulyesi biraz zor bulunduğu için, hatta biraz da pahalı olduğu için, o yüzden daha fazla böyle ana malzemeleri de mantar koymayabilirsiniz eğer mantar sevmiyorsanız. Tamamen o da size damak zevkinize kalmış. Sadece şöyle çok hafif bir koteliyorum. Hemen şimdi karıştırma kabına alacağım. Gördüğünüz gibi hazır şu anda. Karıştırma kabına alıyorum. Şimdi hemen domateslerimi de alayım. Şuradan. Blender'ımızı ayarlayalım. Şimdi biraz soya sosum var. Soya sos kullanacağınız için o yüzden çok fazla tuz kullanmamanızı öneririm. Çünkü çok tuz kullanırsanız soya sosu da tuzlu olduğu için o yüzden biraz sıkıntı olabilir. Çok tuzlu olur. Şöyle güzelce şunları da ekleyelim. Çok az tuz. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde. Bunları da birazdan köfte yaparken kullanacağım. Şimdi hemen bununla yapmayalım çünkü biraz sanırım takılabilir. O yüzden şöyle şunu şu tarafa alalım. Şununla ezelim. Sonra da elimle zaten güzel bir şekilde burada büyük bir ezme şeyimiz vardı. Onunla hemen güzel bir şekilde ezeyim. Şöyle güzelce eziyorum. Daha sonra biraz elimle biraz soğukluğu gittikten sonra elimle de devam edebilirim. Bu arada tekrardan hatırlatma yapmak istiyorum. Tariflerimiz TGRT.eu TV sayfalarında mevcut. Kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa TGRT.eu TV sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram'da ufak ufak klipler de yapıyoruz. Eğer oradan hem Abdullah'ın hem benim oradan da güzel bir şekilde ulaşabilirsiniz efendim. Şimdi güzelce şöyle bir ezeyim. Bir şekilde izliyorum. Şöyle karıştırıyorum.
Şimdi kovmuştur yeteri kadar. Hemen güzelce eldivenle şuradan şöyle bir yoğurma işlemimizi de yapalım. Biraz galeta unum var. Şöyle galeta unumu döküyorum içine. Güzel bir şekilde. Eğer galeta unu az gelirse biraz daha fazla koyabilirsiniz. Biraz da zeytinyağı. Şöyle. Biraz daha zeytinyağı ekleyelim. Bir şekilde böyle yoğuruyoruz. Şimdi birazdan hemen köftemin şeklini ayarlayacağım. Evet, şimdi şöyle güzelce gördüğünüz gibi elimde şöyle köfte haline getireceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabiliriz. Hemen şimdi şuradan tamamdır. Hemen şöyle şunu da şöyle kenara alalım. Tamamdır. Şimdi gördüğünüz gibi bir adet burada hazır oldu. Bundan daha fazla yapıp dolaba koyabilirsiniz. Ben şöyle bir marulla yapacağım, bir de yufka ile yapacağım. Siz tabii kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Nasıl yapmak istiyorsanız. Gördüğünüz gibi iki tane böyle güzel köftem hazır. Hemen şunu şu tarafa koyayım. Evet, tamamdır. Şimdi artık eldivenlerimi çıkarabilirim. Şunları da şöyle kenara alayım. Şimdi bir tavam var. Hemen tavamı şöyle güzel bir şekilde tamamdır. Biraz zeytinyağı aktarayım. İlk önce güzel bir şekilde şöyle köftelerimi. Buradan domatesim var. Hemen kum tabağımı da alayım. Şimdi eğer marulla yapmak istiyorsak güzelce köftemiz kızarttıktan sonra içine domates, biber koyup güzelce sunumumuzu tamamlayabiliriz. Şöyle hatta şunları şöyle koyayım. Şuradan şöyle. Koyalım. Tamamdır. Şimdi. Güzelce kızaracak şimdi arkalı önlü. Ondan sonra servisimi yapabilirim. Şöyle garnitürlerimi de hazırlayayım hemen.
Biraz soğan ıslamak, şöyle bir karıştıracağım yanına koymak için. Güzel bir şekilde biraz kıvamımızı da şöyle buradan bulalım. Şöyle karıştıralım. Arkalarını güzel bir şekilde ayarlıyorum. İlk önce hemen marullu olanı servis yapacağım. Daha sonra da hemen yufkalı olanı servis yapacağım. Şimdi şöyle güzelce bunun içine alayım. Hemen domateslerimi de yanına koyuyorum. Birazcık da maydanoz ekleyeyim yanına, güzel gözüksün. Evet, şimdi marulumun içine hemen hamburgerimi, pardon, vegan hamburgerimi ekleyeceğim. Ondan sonra da servisini yapacağım. Siz dilerseniz tabii ki bunu lavaşla da yapabilirsiniz veya bir kendi evinizde ekmeğinizi de yapabilirsiniz. Ekmeğin içinde de servis edebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize ve sunumuza kalmış. Tabii ben biraz daha kalorisi az olsun diye bugün marul kullanacağım. Çünkü biliyorsunuz yıllardır diyetteyim. O yüzden marullu güzelce şöyle bir servisimi yapacağım. Ama dediğim gibi siz eğer güzel bir pofuduk ekmek yapabilirsiniz. Lavaşın içine koyup tost makinesinde basıp yapabilirsiniz. Farklı sunumlar kullanabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz TGTO TV sayfalarında benim sunumlarım var. Oradan da onları takip edebilirsiniz efendim. Şimdi hemen şöyle bir şunu bu tarafa alayım ki kendimi yakmayayım. Sonra da servisimizi yapalım. Şuradan böyle alalım hemen. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde bir adet vegan burgerim hazır. Dilerseniz içine farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Ben biraz yanına şöyle biber de yapacağım. Arkadaşlar dilerseniz malzeme listemizi alalım. Ondan sonra da hafiften kapanışa geçelim, olur mu? Şurayı da şöyle güzelce bir silelim. Tamamdır. Listemi alayım. O sırada güzelce biberlerim de kızarsın. Evet, bugün vegan burger yaptık. Bunun için neler gerekli? 1 su bardağı nohut, 200 gram istiridye mantarı, 1,5 su bardağı kuru domates, 1,5 adet soğan, 1,5 adet küçük boy haşlanmış pancar, 1 diş sarımsak, 1,5 su bardağı galeta unu, 1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber, 1,5 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı soya sosu, biraz tuz, kızartmak için zeytinyağı, yanına da garnitür olarak domates ve marul kullandım. Ben biraz da soğan. Dün biliyorsunuz çok güzel bir karamelize soğan tarifim vardı. Dilerseniz vegan burgerin için ondan da kullanabilirsiniz. Farklılık olsun diye. İlk önce güzelce nohutlarımı haşladım. Pancarımı haşladım.
Diğer bütün kuru domatesim, soğanım ve mantarım hepsini güzel bir şekilde bir karıştırma kabına alıyorum. Mantarları önceden güzelce soteledim. Fakat siz dilerseniz eğer çiğden de kullanabilirsiniz. Zaten ondan sonra bir ısıma aşamasına geçecek zaten. Ondan sonra güzelce hepsini karıştırma kabına aldıktan sonra güzelce bir blenderda veya elle güzelce şöyle yoğuruyorum. Galeta unum var. Galeta ununu da hemen de ekledikten sonra güzelce köfte haline getireceğim elimle. Zaten çok kolay bir şekilde oluyor. Daha sonra arkalı önlü zeytinyağında kızartıyorum. Hepsi önceden haşlandığı için çok güzel bir şekilde pişmiş oluyor zaten. Güzelce dediğim gibi yanına domates, soğan, maydanoz. Dilerseniz bir coleslaw yapabilirsiniz. O da biliyorsunuz havuç ve lahana ile oluyor. Güzelce onları rendeledikten sonra şöyle yoğurtla karıştırıp baharatlarıyla beraber yanına şöyle ekstra bir garnitür olabilir. Ben bugün marulla yaptım dediğim gibi. İçine şöyle biraz daha az kalori gelsin gözüme diye. Ama tabii siz dediğim gibi bir puf ekmek olabilir. Güzel bir lavaş olabilir. Onun arasına da koyup peynir seviyorsak biraz peynirli ama tabii vegan burger olduğu için peyniri de vegan tercih etmeniz gerekiyor. Güzelce o şekilde servis edebilirsiniz. Çok pratik bir tarif. Umarım deneme şansınız olur. Denerseniz lütfen bana ufak videolar göndermeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun efendim sizlere. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir diyet tarif oldu bugün de. Çok da pratik bir şekilde oldu. Benim bir 25 dakikamı aldı. Köfteleriniz güzelce dediğim gibi buzdolabı poşetine koyup önden hazırlayıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Ben bunu bütün ürünlerimde yapıyorum. Dediğim gibi nohut da olabilir, mercimek de olabilir, köfteler de olabilir. Eğer tavuk aldıysak ufak ufak tavukları buzdolabı poşetlerine bölüp kullanabiliriz. Eve geldiğimizde işten geldiğimiz zaman hemen şöyle çabucacık bir akşam yemeği hazırlamak istiyorsak kolay olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi eğer denerseniz lütfen bana ufak videolar göndermeyi unutmayın. Bütün tariflerimiz TGTEU TV YouTube sayfalarında mevcut. Aynı şekilde Facebook, Instagram ve Twitter'da da varız. Lütfen bizleri takip etmeyi unutmayın. Geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. Benim kendi sosyal medya hesabımdan da herhangi bir sorunuz olursa tarifle alakalı veya buradan sizlere aktarmamı istediğiniz bir tarif olursa lütfen benimle iletişime geçin. Memnuniyetle yardımcı olmak isterim. Bugün de Gizemli Mutfağın sonuna geldik. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Siz izleyenlerime ayrı teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Çok güzel bir tarifim var. Lütfen kaçırmayın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.